Sabunuz Holding Sanayi ve Ticaret programını sunar. Ekotürk ekranlarında yayınımız sanayi ve ticaret programıyla devam ediyor. Bugün programda bana eşlik edecek değerli bir konuğum var. DKV Mobility Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokçoş Sezer. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet, bakıyorum DKV Mobility globalde 90. yılını kutluyor ama Türkiye'de 15. yılınızı geride bıraktınız. Avrupa genelinde ve Türkiye'de ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Kısaca bahsetmeniz, özetlemeniz mümkün mü? Tabii ki. Aslına bakarsanız biz bir akaryakıt kartıyız. Ana hizmetlerimizin başında akaryakıt sağlamak var. Uluslararası nakliye firmalarına ve küçük araçlara ama her zaman B2B segmentinde olmak üzere. Öncelikli olarak akaryakıt ihtiyaçlarını, onun haricinde otoyol ödemelerini yapabilecekleri belirli kutularla ödeme yapmalarını sağlamak var. KDV iadelerini alarak nakit akışlarını likidite sağlamak var müşterilerimize. Yol yardım hizmetleri var, araç takip hizmetlerimiz var. Sadece akaryakıt demeyeyim, onun haricinde çevreye zararı daha kısıtlı olan konvansiyonel bazı yakıtların sağlanması var müşterilerimize. Elektrikli araç şarjı sağlama var. Aslına bakarsanız bir uluslararası nakliye firmasının araçla ilgili her türlü ihtiyacını karşılayabilmesi için yol yardım hizmetleri sunan ve Avrupa genelinde 50'den fazla ülkede hizmet veren bir firmayız şu anda. Evet, bakıldığında ilk çeyrek ya da ilk yarı 2024 yılı şu ana kadar sektör için ve sizin için nasıl geçti? Biraz hani rakamlardan bahsetmek mümkün mü? Aslında şöyle bahsedebilirim, 2023'ten bu yana belli bir durgunluk var sektörde. Evet. Sadece Türkiye'de değil ama Avrupa'da da uluslararası nakliye sektöründe ufak tefek azalmalar var. Bir durgunluk var, yaklaşık %7 civarında. Türkiye'de tabii ki bundan maalesef payını alıyor. Ama bizde tabii ki başka nedenler de var. Biraz daha fazla Türk nakliyesinin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı diyeyim size. Özellikle işte bu vize problemleri olsun, şoförlerin yaşadığı vize problemlerinden kaynaklı. Türk nakliyesinin yükünü yabancı araçlara kaptırması gibi bir sıkıntımız var. Ondan kaynaklı sektörde bazı sıkıntılar var. Bu sene de bunu görüyoruz. Evet, bakıldığında hani Amerika'da da genelde hani lojistik firmaları belki kendi anlamında hani çok büyük olup piyasada ağırlığı çok fazla olmasa da piyasadaki işleyişi, piyasada bir devinim var mı, hareket var mı onu göstermesi, ölçmesi açısından bilançoları çok yakından takip eder. Siz de şimdi global tabii ki bir şirketin Türkiye operasyonunu yürütüyorsunuz. Dolayısıyla hem Türkiye'deki diğer lojistik sektöründeki firmaları incelediğinizde hem de global tarafta hani aynı işi farklı nasıl yapılıyor diye bakıldığı zaman hani gelişebilecek alanlar ya da imkanlar neler kıyaslandığında neler söylemek istersiniz? Ya şunu söylemek isterim. Öncelikle aslında Türk nakliyesi çok kuvvetli. Lojistik firmaları oldukça esnek yapıda. Her türlü zorluğun karşısında kısa sürelerde sorunlara karşı bir çözüm bularak, kısa sürede aksiyon alarak günün şartlarına uyum sağlayabiliyorlar. Ama Avrupa ile karşılaştırdığımda çok belli başlı farklar var. Hizmet kalitesi olarak diyemem ama bizim nakliyecilerimizin yaşadığı sıkıntılar çok farklı. Örneğin işte geçiş belgesi sıkıntıları oluyor Türkiye'de dönem dönem. Bu bahsettiğim vizenin üstünde özellikle durmak istiyorum. İşte şoför sıkıntısı tüm dünyada var aslında. Keza Türkiye'de daha az olmasına rağmen bu yaşanan vize sıkıntısından kaynaklı uluslararası nakliye piyasasında şoför bulmakta zorlanıyor firmalar. Çünkü araç hareket ettikçe şoförler de para kazanıyor, firma da para kazanıyor. Şimdi yük var, Türkiye'den ihracat yükü var, gidecek Avrupa'ya. Araç hazır, her şey var. Bazen belge de var ama işte şoförün vizesi olmadığı zaman çıkış yapılamıyor. Onun haricinde bizdeki kapılardaki bekleme süreleri dönem dönem çok uzuyor. 24-30 kilometreye varan kapılarda bekleme süresi oluyor. Bunu hiçbir Avrupa içerisinde taşıma yapan hiçbir firma bundan bu kadar etkilenmiyor tabii ki. Ama onun haricinde şunu söyleyebilirim. Genel olarak
Karayolu nakliyesindeki maliyetler aşırı derecede arttı. Özellikle otoyol ödemelerinde geçtiğimiz sene bazı ülkelerde %70-80'leri bulan otoyol ücret artışları yaşandı. Nakliyecilerimizin bunları pek navlunlarına yansıttığını görmüyoruz. Piyasadan aldığımız geri bildirimler bu şekilde. Avrupalı nakliyeci mesela KDV iadeleri açısından da daha şanslı. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde olan bütün ülkelerden KDV iadesini alabilirken bizim Türk nakliyecimiz sadece belirli ülkelerden iade alabiliyor. Bu onların operasyonel olarak kısıtlıyor tabii ki. Daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor maalesef Türk nakliyecisi. Buna rağmen çok özverili çalıştıkları için başarılı bir hani tüm negatif etkenlere rağmen başarılı bir gidişat var. Evet, yani Türkiye'de bakıldığı zaman lojistikçilerin ihtiyacı nedir? Hani hangi sorun öpmeye çıkıyor dediğinde vize konusunu yinelediniz. Şimdi orada hani bir takım temaslar var mı aşılmasına yönelik? Çünkü bu gerçekten spesifik aşılması gereken bir konu, yani sonuçta ne yapıldığı belli. Dolayısıyla burada hani yetkili kurumların herhalde belirli bir kolaylık, belirli bir zaman dahilinde sergilemesi beklenir. Bu alanda girişimler var mı? Buralardan dönüşler acaba geliyor mu? Bu alanda girişimi en çok UNED, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yaptığını biliyorum. Çok fazla talepte bulunduklarını biliyorum. Aslında vize problemi sadece şoförleri etkileyen bir problem değil. Tüm Türk vatandaşlarını etkiliyor ama hani şoförlerin aslında özel bir kategoride değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yani bu adamların işi bu. Oraya çıkmaları lazım. Bu yükün taşınması lazım. O firmanın varoluş amacı bu. Bu ticari bir başvuru ama buna rağmen maalesef vize kendi vize anlaşmalarında yer alan kurallara firmalar da uymuyor. Yani firma demeyeyim de ülkeler de uymuyor. Hani normalde vizesini düzgün bir şekilde kullanan şoförün belirli bir sayıda vize aldıktan sonra vize süresinin uzaması gerekirken ben kimseden duymadım ki hani 2 yıllık şoförümün vizesi var desin bana. Her zaman 6 aylık vizeler veriliyor. Çoğu zaman vize içeri veriyorlar. Pasaportlar içeride. Şoför beklemede 2 ay bekliyor. 2 ay sonra yine bir 6 aylık vize alıyor veya red alıyor hiçbir sebepsiz. Yani bu vize probleminin çözülmesi aslında bilemiyorum kim tarafından ele alınmalı ama daha üst düzeyde çözüme ulaştırılabilir diye düşünüyorum. Evet, yani verimlilik artışı için burada adımlar atılması gerektiği açık. Peki bakıldığında şimdi pandemi esnasında tabii tüm dünyada lojistik, işte kargo hizmetleri durma noktasına geldi. Ondan sonra ertelenmiş taleple beraber çok hızlı birkaç sene geçirdik. Şimdi böyle yeniden normalleşme ya da işte pandemi öncesine dönüş gibi mi, rakamları yıllık ya da çeyreklik bazda kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? Pandemi döneminde 1-2 aylık bir yavaşlama oldu. Doğrudur ama aslında pandemi döneminde yine devam eden bir sektör belki sadece nakliye firmaları devam etti. Evet, o zaman tüm Avrupa ülkelerinin sınırlarının her birinde aslında hep onu söylüyorum. Avrupalılar Türk nakliyecisinin yaşadığını görmüş oldular. Onlar da yaşamış oldu. Çünkü ülkeden ülkeye geçerken sınırda kilometrelerce beklemek zorunda kaldılar. İşte kontroller nedeniyle vesaire. Ama baktığınızda o sene için bir 2 aylık bir durağanlıktan sonra ertesi sene biraz toparladı. Yani 2023 yılında genel olarak Avrupa'daki durağanlık nedeniyle uluslararası nakliyede eski rakamlara hala ulaşılmış değil. Ama bu tamamen taleple alakalı bir şey. Normalde talep daralması olmasa eski rakamları yakalamış olurduk. Evet, bakalım da dijitalleşme tabii ki hemen hemen ekonomideki tüm sektörlerde yoğun biçimde devam ediyor. Hani lojistik tarafında da bu dijitalleşmeyle beraber operasyonel verimliliğin, müşteri deneyiminin daha iyileşmesine yönelik atılan adımlar şüphesiz var. Bu konularda aktarmak istedikleriniz acaba neler olur? Ben bu soruya DKV Mobility adına cevap vereyim. Hani tabii, biz müşterilerimize dijital olarak neler sunuyoruz? Örneğin DKV Live adını verdiğimiz bir cihazımız var. Bu cihazın araca montajı bir kere yapıldıktan sonra tüm Avrupa'da konum bilgileri 10 saniye içerisinde sisteme düşüyor. Araç takibi yapmak isteyen firmalar olsun, yakıt kontrolü yapmak isteyen, yakıt güvenliğini maksimize etmek isteyen firmalar bu sistemi uyguluyor. Onun haricinde dijital takograf
verilerini araca gitmeden yükleyebiliyor ve 6 ay boyunca bizim serverlarımızda saklayabiliyor müşterilerimiz. Onun haricinde yine dijitalleşmeye yönelik App and Go uygulamamız var. Araçtan hiç inmeden 6000'in üzerindeki noktada 11 ülkede şu anda App and Go uygulamamızla ödemelerini müşterilerimiz herhangi bir kart kullanmaksızın yapabiliyorlar. Bu özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan bir talep olmuştu aslına bakarsanız. Hani minimum iletişim, minimum kontakla riske girmeden, bulaş riski olmaksızın yakıt alımı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir de teknoloji, dijitalleşme derken şundan da bahsetmek isterim. Mesela işte elektrikli şarj ağımızı da 736 bine çıkarttık. Çok büyük bir rakam. Avrupa genelinde 736 bin elektrikli araç şarj noktasında araç şarj hizmeti sunuyoruz. Burada da Tesla ile özel bir anlaşmamız var. Avrupa'da Tesla'nın toplam 10 bin noktasının tamamında DKV müşterileri araçlarına elektrik yüklemesi şarjı yapabiliyorlar. Bizim sektöre verdiğimiz destekler bu şekilde. Aslında DKV Mobility özelinde biraz daha sizden bilgi almak isteriz. Yani elektrikli şarj ünitesi hakkında bilgi verdiniz ama işte kaç ülkede operasyon var, müşteri sayısı, kısa vadeli, orta vadeli hedefler de olabilir. Tabii. Şimdi DKV 1934 yılında kurulmuş bir firma. Şu anda 50 ülkede hizmet veriyor. Toplamda 67 bin akaryakıt istasyonunda geçerliliğimiz var. 21 bin noktada CNG, LNG, HVO gibi çevre dostu yakıtlar sağlıyoruz müşterilerimize. Az önce bahsettiğim 736 bin elektrik şarj noktası var. 33 bin noktada araç bakım onarım anlaşmamız var. Bunlar hakikaten yüksek rakamlar. Özellikle elektrikli şarj istasyon ağının genişlemesi çok benim beklentimin de üstünde hızlı oldu. Onun haricinde dediğim gibi KDV iadesi hizmetleri veriyoruz. Bu çok önemli bir hizmet. Uluslararası karayolu nakliyesi yapan firmaların Avrupa'da belirli ülkelerde KDV iadesi alma hakkı var. Burada mesela en son 2023 yılında Hırvatistan'la Türkiye bir anlaşma yaptı ve %25 oranında orada yaptıkları yakıt harcamaların iadesini alabilir hale geldi Türk nakliyecisi. Bu çok büyük bir avantaj tabii ki. Biz bunları net faturalama üstünden yapıyoruz. İşte faturanızda direkt size bunu net olarak fatura ettiğimizde biz belki o ülkeden bunun iadesini 1-1,5 yıl sonra alıyoruz ama bunu müşterilere hiç ödetmiyoruz. Böyle bir desteğimiz var. Gelişim açısından da aslında bahsetmek gerekirse şundan bahsetmek isterim. İlk defa bunu duyuracağım. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Türkiye'de geçerliliğimizi önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlatıyoruz. Türkiye için önemli, güzel bir gelişme bence benim ofisim adına söyleyeyim. Evet. Peki lojistik konusunda önemli noktalardan bir diğeri de sürdürülebilirlik. Bu noktada planlarınız ve yakın dönemde atacağınız adımlara dair sizden de bilgi almak isteriz. Burada sürekli olarak bizim bu alternatif yakıt istasyonları bahsettiğim noktalardaki sayı arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda 21 bin noktada geçerli. Şimdi Avrupa'da bunu desteklemek adına mesela bazı ihalelere, büyük firmaların ihalesine bir lojistik şirketi girmek istediği zaman aracına sadece HVO yakıtı almak zorunda tutulabiliyor. İşte hidrojenize edilmiş bitkisel yağ koymak zorunda aracına. Şimdi bunu Avrupa'da her yerde bulamıyor. İşte bizim bu tarz hizmetlerimiz sayesinde bu ihaleye giren bir firma sadece o yakıtı alacaksa bizim kartımızla gayet güzel standart rotasını bozmaksızın bu ihtiyacını karşılamış oluyor. Onun haricinde App and Go da önemli bir uygulama. Şundan bahsetmek isterim. Aslına bakarsanız sürdürülebilirlikle ilgili Avrupa'nın bazı zaten zorunlulukları var, yaptırımları var. Her sene arttırmış olduğu. Az önce bahsettiğim otoyol faturalarının yüksek bir şekilde artması, giderlerinin çok büyük oranda artması tamamen sürdürülebilirlik, işte çevre dostu araçların kullanımına teşvik etmek amaçlı yapılmış bir uygulama. İşte geçtiğimiz sene Almanya'da mesela en düşük
diyeyim size, seviyedeki araçların otoban tüketim miktarı %83 oranında arttı. Eğer elektrikli araç kullanıyorsanız, ki tırda şu anda bu pek mümkün değil, bu artıştan etkilenmiyorsunuz. Ama bu genel olarak %50-55 bir artışa tekabül ediyor. Bunu da nakliyecilerimiz maalesef henüz pek navlunlarına yansıtmadılar. Ama çevre dostu firmalar gelecekte Avrupa tarafından da maliyet açısından desteklenecekler. Bunu belirtmek isterim. Evet, bakın da tabii ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda kur ve yüksek enflasyon hemen hemen tüm sektörleri etkisi altında bırakıyor. Firmalar önünü görmekte, kısa orta vadeli yatırım yapmakta, hedefleri değiştirmekte zorlanıyorlar. Lojistik sektörüne ya da direkt EKB Mobility özelinde nasıl bir acaba etkisi var kurun ve yüksek enflasyonun? Şimdi lojistik sektöründe aslında kur şöyle bir etkisi olabilir. İhracatta herhangi bir etkilenme olduğu takdirde lojistik sektörü bundan direkt olarak etkileniyor. Aslında lojistikçilerin geliri ve gideri euro bazlı olduğu için, döviz bazlı olduğu için direkt olarak etkilenmiyorlar. Ama ihracattaki herhangi bir düşüş bizim nakliyecilerimizin işini düşürüyor tabii ki. Onun haricinde şunu da görüyoruz. Mesela hani ödeme yapacak firmalar, sonuçta bizim harcamalarımız, bizim müşterilerimizin harcamaları yurt dışında yapılıyor. Ve faturaları da tabii ki döviz bazlı kesiliyor. Şimdi bu durumda bizim müşterilerimiz bize döviz ödeme yapmak zorunda. Şu anda bunu kredi çekerek ödeme yapamıyorlar. Tamamen bunu taşıma yaptıkları firmadan alacakları bedelle ödüyorlar bize. O da bazı ödeme sıkıntılarına sebebiyet veriyor. Yine bunu da belirtmek isterim ki mesela Türk nakliyecisiyle Avrupalı bir nakliyeci arasındaki en önemli farklardan bir tanesi vade. Türkiye'de vadeler uzun. Gün geçtikçe daha da uzuyor ama Avrupa'da işte 10 gün, 15 gün, 21 gün hala devam ediyor. Biz ilk senelerimizde, işte 15. senemiz bu sene diye bahsettik. İlk senelerimizde bunu Avrupa'ya anlatmakta çok zorlanıyorduk ama artık onlar da alıştılar. Evet, Türkiye'de nakliye sektöründe vadeler çok uzun. Bazen gecikmeler de oluyor ödemelerde ama biliyorlar ki Türk nakliyecisi borcuna sadıktır. Öyle ya da böyle borcunu kapatır. Ama bir Avrupa firması ödemesini bir hafta 10 gün geciktirdiğinde hani Avrupa'da sinyaller çalar. Ne oluyor burada? İşte firma batıyor mu acaba diye. Bizim sektörümüzün gereklilikleri dolayısıyla buna alıştırdık da yurt dışını. Evet, Deniz Hanım, kısaca bahsettiniz ama biraz daha detay belki vermeniz faydalı olacaktır. DKB Card'ın tam olarak tanımı ve nasıl avantajlar sağladığı kullanıcılarına ilişkin yorumlarınızı almak istiyorum. Evet, şimdi bir tır şoföründe DKB kart varsa bununla Türkiye'den dışarı çıktığı andan itibaren 50 ülkede akaryakıt alımını karşılayabilir. Onun haricinde otoyol ödemelerini yapabilir. Bu otoyol ödemelerinin tamamını kartla yapmıyorlar. Aslında bizim EATS bir Toll for Europe adını verdiğimiz bir kutumuz var. Bu kutu şu anda 14 ülkede 17 ödeme noktasında geçerli. Yani tek bir kutuyla, aracın üstüne camına asacağı tek bir kutuyla 14 ülkedeki otoyol ödemesini gerçekleştirebiliyor. Bu çok önemli bir gelişme aslına bakarsanız. Her sene bu ülke sayısı da artıyor. Bu sene iki yeni ülkenin eklenmesi bekleniyor minimumda. Sürekli bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ama bu çok büyük bir operasyonel kolaylık sağlıyor müşterilere. Bir kere aracı, şimdi bazı ülkelerde de şöyle bir şey var. Her ülkede siz o 14 ülkenin ayrı kutusunu alıp cama taktığınız zaman da mesela İngiltere'de ceza yiyorsunuz. Çünkü görüş alanınız kapandı tırda gibi bir nedenle. Ama biz bu 14 kutuyu tek bir kutu haline getirdik. Bununla ödeme yapabiliyorlar. Onun haricinde araç arızalandı, bozuldu, yolda kaldı. Çekici hizmeti gerekiyor. Tamirhaneye gitmesi gerekiyor. Veyahut araçla ilgili bir nakit para ihtiyacına doğdu, hasıl oldu. Bununla ilgili oraya bir para gönderilmesi gerekiyor. Biz şu anda 33 bin adet olan araç tamir, bakım, onarım, istasyon, anlaşmalı noktalarımızdan herhangi birini oraya yönlendirebiliyoruz. Yani burada aslında nakliyeciye sunduğumuz en önemli hizmet, bu kadar çok noktada bahsetmiş olduğum 67 bin istasyon, 31 bin tamir, bakım, işte bir sürü ülkede ayrı otoban geçişi ve her biri ayrı tır. Bunların geçiş detaylarını ayda iki fatura alarak tek diyeyim size, hani iki faturada görebiliyorlar. Takibini çok kolaylıkla yapıyorlar. Dediğim gibi KDV iadesini buradan rahatlıkla alabiliyorlar.
Yani yatırımlarımız ülkeler bazında gelişmeye devam ediyor. Yeni ülkeler hizmetimize, hizmet ağlarımıza ekleniyor. En önemli gelişmelerden bir tanesi benim açımdan işte Türkiye otoyollarına bir şekilde giriş yapıyor olmamız. Bu da DKV'nin Türkiye'ye verdiği önemi aslında gösteriyor bence. Bu sene güzel bir kapı açacak bize diyebilirim. Evet, yine program esasında kısaca değindiniz ama belki biraz daha burayı da detaylandırmak faydalı olacaktır dinleyenler adına. DKV Live'ın dijital asistan sisteminden bahsetmişsiniz. Bu sektörde kullanıcılar adına nasıl bir fark yaratıyor? Şimdi DKV Live'ı aracınıza bir kere bağladıktan sonra her noktada aracın harita üstünde takibini yapabiliyorsunuz. Şoförünüzle irtibata geçebiliyorsunuz. Şoförünüze güzergah paylaşabiliyorsunuz. Bu rotayı kullan diyebiliyorsunuz. Aynı şekilde taşımasını yaptığınız firmaya yani müşterinizle aracın konumunu paylaşıp onların da canlı olarak aracın gidişatını veya varış noktasını, varış zamanını, tahmini varış noktaları süresini görmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama burada baktığınızda bence çok önemli yine bahsedeceğim. Tako verilerini 6 ay süresince saklıyoruz ve araca gidip herhangi bir ek bir cihaz takmanıza gerek kalmaksızın, araç yanına gitmeksizin tako verilerini yükleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu tako verilerine saklanmasıyla ilgili bir zorunluluk var. Onu biz halledebiliyoruz. Bunun haricinde DKV Live değil ama mesela bizim o bahsetmiş olduğum Toll for Europe kutusu 14 ülkede geçerli olan onu aldı müşterimiz. Onunla seyahat ediyor Avrupa'da ama diyor ki ben aracımı da konumunu da görmek istiyorum diyor. Bizim web sitemiz üstünden bu kutuyu da aktifleştirerek aslında bir nevi bazı özellikleri DKV Live kutuya da çevirebiliyor Toll for Europe'u. Bu bahsettiğim otoban kutusunu aracın konumunu görüyor. Sene sonuna doğru orada şey yapacağız. Yakıt güvenliğini maksimize etmek için belirli bir bölgeye girdiğinde kartların yakıt kartlarının aktifleştirmesi sağlanacak. Bu ürünlerin sürekli geliştirilmesi devam ediyor. Bu şekilde. Evet, son bir iki dakikam hani sektörün geleceğine, DKV Mobility'nin geleceğine, hedeflerine ilişkin mesajlarınızı isterseniz sohbetimizi noktalayalım. Şimdi DKV 90. yıl dedik, bu sene 15. yıl Türkiye dedik. Türkiye DKV için oldukça önemli bir ülke. Avrupa Birliği dışında olan diyebilirim ki hani önemli ofislerden bir tanesi. Türkiye'deki operasyonlarımızın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Türkiye'deki istasyon ağımızın geçerli olduğu istasyon ağımızın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Onun haricinde DKV olarak dijitalleşme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu araç takip cihazımızın sürekli bir geliştirilmesi söz konusu bahsettiğim gibi. Çünkü yakıtla ilgili, yakıt kartlarıyla ilgili çok fazla bazen güvenlik açıkları olabiliyor. Bunu minimize etmek adına işte bu ikinci bir hani nasıl bir uygulama üstünden web sitesine girdiniz. Sadece şifrenizi girdiğinizde aktifleştirmiyorsunuz ama bir cep telefonuna SMS geliyor oradan ikinci bir kontrol sağlıyorsanız. Bizim de buna yönelik güvenliği arttırıcı sürekli olarak devam eden bir çalışmamız var. Gerçi bunun haricinde 24 saat kart kullanımlarını denetleyen bir güvenlik ekibimiz de var. Ama DKV 90 yıldır sektörde sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Yatırımlarını arttırarak devam ediyor. Biz umuyorum belki 20. yılımızda Türkiye'de çok daha farklı bir konumda daha büyük bir operasyonel ekiple devam ediyor olacağız burada. Evet, verdiğiniz bilgiler ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. DKV Mobility Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokçoş Sezer bugün Sanayi Ticaret programında konuğumuz oldu. Böylece programın sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Coşkun Özolding Sanayi ve Ticaret programını sundu.